penaltıya dönüşüyor. Tekrar izledik bakın. Buradaki müdahale penaltı olarak değerlendirildi. Ayaklara bir müdahale var mı diye incelemeye çalışıyorum. Akşam tabii bunlar kupanın analizlerinin yapıldığı programda ayrıntılı bir biçimde dile getirilecek. Penaltı vuruşu kullanılıyor ve ters köşeden top ağlara gidiyor. 1-0'lık bir skor var. Ömercan sağ ayağının içiyle kalecinin sağına, soluna yattığını görünce plaseyi yapıyor. Karşıyaka 1-0 önde Tekirdağ Spor karşısında. Bu penaltının oluşumu, bu da penaltı vuruşu ve 1-0'lık Karşıyaka üstünlüğü. İyi yere bir de kafa vuruşu top ağlarda. Tehdit ediyor demiştim. Tehdit gole dönüştü. Müthiş güzel bir orta. Ve Van Persie'nin Dünya Kupası'nda attığı golün hani çeyreği diyelim. Birol Öztürk ilk yarının tehditkar oyuncusu. 24. dakika. Ve Birol 1-1 yapıyor skoru. Şimdi maç tekrar ortaya geldi. Tekirdağ Spor o öndeki istekli ve arayan oyununun karşılığını aldı. Bakın İzmir'de hararetli taraftarlara, Tekirdağ'dan gelenlere özellikle üstlerindeki bir kısa kollu tişört bile fazla geliyor. Nefis bir orta. Buluşma noktası harika. Kafa vuruşu çok güzel. Her şey harika. Bu golde eksik hiçbir şey yok. Skoru 1-1'e getirdi. Sonra yine Sabri'nin bu harika ortasıyla gelen golün ardından bu kez Birol'un ortası, harika yükseliş, nefis bir kafa vuruşu ve skor 2-1 oluyor. Sonrasında da arka direğe atak. Süratle geliyor Karşıyaka. Orta alan koptu. Orta alan boşaldı iyice. Arkaya bir plase ve top ağlarda gol. Golü bulan Karşıyaka. Golü bulan Karşıyaka, Necati Ateş, zaten onun göbek adı gol. Bir anda kalecinin kontrol edemediği topta, boşta kalan top, golün adresi olarak Necati'yi seçiyor. Necati çok kolay bir gol yapıyor ama bu çıkış, bu süratli çıkış, arkaya bu pas, bu plase savunmadan da sekiyor ve Necati'ye sadece dokunmak kalıyor. 2-1'lik bir skor.